Allah için paranızı acımayın. Allah için zamanınızı acımayın. Allah için bedenlerinizi acımayın. Şehit olmaya çalışın. Acırsanız murt gidersiniz, murt. Şehit olmaya niyet edin. Şehit ol. Hızlı yaşa, genç ön, bedenin yakışıklı olsun. Hayır. İbadet et, cihad et, şehit ol, bedenin çürümesin. Böcekler gelsin, eyvah bu yenecek bir et değil galiba. Özel koruma arasın gitsinler. Kırk ayaklar yanaşamasın. Yılanlar yanaşamasın, akrepler yanaşamasın. Hiçbir hayvan yanaşamayacak. Toprak bile yiyemeyecek. Niye bedenini acıyorsun sen? Acıma bedenine. Seccadeki görevini güzel yap. Acıma bedenine. Gözlerinle her gün Kur'an'a bir deyiver. Acıma bedenine, dilin bol zikretsin. Acıma bedenine, terle. Acıma bedenine biraz gözyaşı üretsin. Acıma bedenine, bir Müslümanın yükün omuzdasın. Yük olma, yük alan ol. Evliyadan İblis demiş ki, oğlum bizim dervişlik anlayışımız yük olma değil, yük almadır demiş. İstigna bunun temel prensibidir. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem İslam'a giriş töreninde, biz buna beyat veya biat diyoruz. Genel ortalamasını alırsak iki temel konuda beyat yapmıştır. Beyana tüm sahabenin ortak ifadesi, biz Resulullah ile İslam'a girişte şöyle anlaşma yaptık. İle başlar konuşmaları hepsinin %100 aynıdır. Ama bazen özel şartları vardır. Alel sem'i ve ta'a, bu herkese eşitlenen bir anlaşma. Bundan evvel sağcıydın, solcuydun, Hristiyandın, Yahudiydin, ateistin, komünistin, pis ahlaksız cümle işleri yapan son dönemin hepsini bildiğim halde söylemekten utandığım, ahlaksızlığı ahlak kabul etmiş bir felsefenin adamıydın. Sıradan bir dağlı göçebeydin, yörük bir insandın, çöl çocuğuydun demeye çalışıyorum. Böyle bir şeyle tanışmıyordun. Şimdi bizimle tanıştın, iman ettin. Artık bundan sonra mihraptan yükselen sesi, minberden haykırışı, kürsüden yüklenişi dinleyeceksin. Allah'ın kitabını ve onun Resulünü dinleyeceksin. Dinleyeceğin kaynak değişecek artık. Nefsi dinledin, şeytanı dinledin. Veyahut da başka türlü ete kemiğe büründüm, şeytan diye göründüm diyen insanlar var. Ete kemiğe bürünmüş, Ebu Cehil diye görünmüş adam. Ete kemiğe bürünmüş, Firavun diye görünmüş. Dinlemeyeceksin. Dinlemeyeceksin. Artık Allah'ı dinleyeceksin. Semi'ne ya Rab ve ata'ne, hemen de uyguladık. Hemen. Cağız, nutu'u yok. Dili geçmiş zaman Türkçe, Arapça, mazi. Ata'na, itaat ettik. Yatsılardan sonra okunması gereken, dinlenmesi sevap ama okunması kesinlikle istenilen ve kişiye o geceki tüm sorunlar açısından yeterli olduğunu Peygamberimizin dillendirdiği. Kefetahu, o iki ayet var ya, Amen Resulü'ye başlayan, Le yükellif ile başlayan. Sonunda fensurna ve kavmi kafirin, tüm küfür güçlerine karşı ya Rab bize yardım et diye biten o iki ayet o gece okunursa okuyanın her türlü sorunu için yeterlidir dediği o iki ayetin içindedir. Semi'ne ve ata'ne. Müminlerin ortak demeci, ortak sözü, ortak itirafı. Duyduk Allah'ım, dinledik Allah'ım, itaatta ettik Allah'ım. Çek, çak yok. Örtündüm Allah'ım. Sana bırakmıyorlar mı küçük hanım? Senden örtündüm Allah'ım denmen mi isteniyor? Kıldım Allah'ım. Verdim Allah'ım. Attım kadehi elimden, bin parçaya bölündü Allah'ım. O eskiden de Allah'ım. Artık ne saracağım, ne koklayacağım, ne altın vurursa geberip gideceğim. Ne bonsai'nin dozunu artıracağım, Sultanbeyli tarlalarında bir kış günü donmuş bir leş olarak yanına geleceğim. Gelmeyeceğim.
Eşhedüyle geleceğim, ibadetle geleceğim, zikirle geleceğim, Müslümanca geleceğim. Bitti Allah'ım bu iş. Etana, etana beyler! Kendi geleceğinizi karartmayın. Size bu şans verilmedi. Allah ile pazarlık masasına oturacak bir yiğit yok. Azrail ile bile pazarlık yapamıyorsun. Siz kimsiniz ya? Beyler! Kendinize gelin. Sıradan bir meleğiyle pazarlık yapamıyorsunuz. Sıkıysa yapın bakalım. Yapın bakalım. Hadi yapın bakalım. Direksiyondasınız. Sağa çekeyim de lütfen ondan sonra. Deyin bakalım. Lütfen kurban olayım Azrail. Elini ayağımı öpeyim. Aracı sağa çekeyim de canıma lütfen. Yolculara bağır acı. Hadi yapın pazarlık bakalım. Bir veda lütfen. Bir eşhedü. Bir özür, bir tövbe. Bir alo, helallik alayım. Birisiyle çok sorumluyum. Eğer ben ona barışmazsam ipe giderim ahirette. Barışmam lazım. Yalvarayım. İki damla gözyaşı. Ağlayayım. Yerini söyleyeyim emanetlerimin. Lütfen. Azrail'le pazarlık yapamayanlar, onun Allah'ıyla nasıl pazarlık şartları oluşturursunuz ya? Utanmıyor musunuz ya? Hiç utanmıyor musunuz? Özür dilerim ama hiç utanmıyorlar mı ya? Tamam Allah'ım da. Pazarlık masasındasınız. Allah bir teklif bunu sizde bir karşı teklifte. Hele bir askerlik, hele bir dönem evlilik, istikrarlı bir iş hayatım olsun. İlerleyen zaman Allah'ım çok yoğunum, nefes alamıyorum, bir emeklilik lütfen. Ondan sonra torunlar çok meşgul ediyor. Benim bir tane görev yaptığım camilerden bir camide gönüllü bir aşık müezzinim vardı. Görevin aşık bir müezzindi. Yaşlı bir adamdı. Torun deyince bir hatıram anlatayım. Araya bir giriverelim ben. Hep ayet hadis bombardımanı, abandül oldunuz. Bir araya bir virüs şöyle bir giriversin. Adamcağız böyle gönüllü bir insan. Minareye bile çıkıyor. Maşallah bazen bir aksilik olduğunda namazı da idare ediyor. Bu kadar gayretli bir insanı siz olsanız bir eksiği olduğuna tamamlamaz mısınız? Bir yanlış olsa yalvar yakar düzeltmez misiniz? Bu kadar fedakar, maaşsız, devlet memuru değil, dernek memuru değil, Allah memuru bir cemaat ya. Bizden daha şerefli. Bu cemaat çoğu hocadan daha şereflidir, kusura bakmasınlar hocalar. Çoğu hocadan daha şereflidir. Hiç kusura bakmasınlar. Padişaha şöyle bir şey dayandırırlar, şöyle bir şey yaslarlar. X padişahına İncili Çavuş diye birisi varmış. Ya ıçık kaçık bir tipmiş. Padişah da çok mutlu edecek güzel konular oluşturmuş. Senaryolar ayarlarmış. Senaryo böyle senaryolarla. Padişah böyle ya çok devlet yükleri omuzumu geçirdin. İncili bize bir şeyler söyle falan deyince padişah hay Allah razı olsun senden ya. Rahatlat ömrüne teşekkür ederim. Dedirten bir tipmiş. Demiş ki bir gün bana demiş çok müthiş bir plan yapalım demiş. Bu memleketin en beynamaz adamlarını bana bul demiş. Ama demiş çok iyi bir yöntemle kandır demiş. Baş üstüne efendim demiş. Padişahımızın özel bir ziyafeti, daveti, kese kese altınlar dağıtacağı bir toplantısı var diyerekten gitmiş Sultanahmet'in imamına. Gitmiş Selimiye'nin imam, yok özür dilerim İstanbul. Süleyman imamına, mahalle camisi imamlarına toplamış tüm imamaları. Allah Allah. Muziplik ya işte padişahın önüne. Bir de baksak sürpriz bir fotoğraf var. Ya İncili ben sana memleketin en bey namazlarını, namaza en gevşeklerini yani namaz sorunlarını getirdim. Sen cami imamlarını toplamışsın. Bu ne iş? Deyince şimdi ben bunu tam bitirsem Diyanet dava açar. Özel sektördeki mescit yöneten dernekler dava açar. Ya hocam sen de imam emekçisi değil misin? Sen de bu işten ekmek yiyen bir adam değil misin? Haklısınız. Birilerini yükseltmek için birilerini aşağı çekmek de doğru değildir. Ama bu bir fıkra türünden bir şey. Bağışlansın. Nedenini açıklamış. Vallahi demiş padişahım kes maaşlarını demiş. Kes maaşlarını demiş. Hocam hocam diye insanlar el pençe divan durmasın önlerinde. Sofranın en başına oturtulmasın bunlar. Elleri öpülmesin. Bakalım. Bütün maddi manevi yetkilerini alın bunların bakalım.
sıfır sıradan bir avam olsunlar. Öyle muamele görsünler. Bakalım camide bulabilecek misiniz demiş. Bakalım camide bulabilecek misiniz? Ben bunu bir nefis muhasebesi adına biraz daha dikkatli olmaz için fıkra üzerinden anlatıyorum. Tamam mı? Fıkra üzerinden anlatıyorum. Emekli olduktan sonra cemaate daha düşkünseniz, camiye ilk gelenlerdenseniz kurtarırsınız. Yok, ne müftü karışıyor, ne cemaat şikayet diyor, ne efendim geç kaldın diyen var, şişirme kıldırdın diyen var, cami açmadın, kapamadın, silmedin, süpürmedin diye böyle bir kimse üstümde, böyle bir amir kesilen bir güç, otorite yok artık. Bu özgürlüğünüzü eğer siz farklı kullanıyorsanız sıkıntılı bir iş ya. Gelin biz emekli olduktan sonra daha camici hoca olalım. Daha çok hizmetten hoca olalım. Ara sıra ben bu konuları işlerken o müezzinime geleceğim. Eksik tamamı geleceğim. Torun sevmesi, pazarlık konumuz bu değil mi? Pazarlık. Gençlerin pazarlığı başka, orta yaşın pazarlığı başka. Emekli adamlar bile pazarlık yapıyorlar. Haşa haşa. Ne olur. Ey aktif görevi Allah'ın dinini insanlara öğretmek, o din üzerinden verdiği hizmetler olan manevi sektörün taşıyıcıları, Diyanet camiamız, ilahiyat öğretim üyeleri, meslek dersi öğretmeni, İmam Hatip'tekiler, din kültür ahlakı öğretmenleri, müftülerimiz, vaizlerimiz, imamlarımız, müezzinlerimiz, özel sektördeki vakıf dernek bünyesinde hoca diye anılan, evlerde özel dersler verenler ve o aktif olduğu görevlerde dernek üzerine veya da cemaatten toplanan bir meblağın uygun bir şekilde kendilerine edepten verildiği insanlar, artık emekli olduktan sonra ister SSK, ister Bağkur, isterse emekli sandığı üzerinden emekli olduktan sonra ne olur daha aktif olun. Yine siz unutmayın ki Bağkur üzerinden emekli olmuşsanız o sektördeyken veyahut da SSK'dan emekli olmuşsanız o din hizmeti sırasında veya emekli sandığı üzerinden yine emeklilik kesenekleriniz aynı kanaldan oluştuğu için yine siz ölünceye kadar din üzerinden rızıklanıyorsunuz. Kur'an üzerinden rızıklanıyorsunuz. İslam üzerinden rızıklanıyorsunuz. Sizin bu normal sıradan esnaf, sıradan sanatkar, sıradan değişik mesleklerden hayatını, geçimini sağlayan insanlardan daha çok bu işe bağımlılığınızı göstermeniz lazımdır. Bir adım önde olacaksınız. İmam, emam önde olan demek zaten. Oturduğumuz mekanlar bile yüksek. Minberler bile çok basamaklı. En önde namaz kıldırıyoruz. Talimatla insanları selama kadar yönetiyoruz. Şu manevi otoriteye bakın ya. Sesimi duyan, eğer bu yayınlanacaksa konuşmam, sesimi işiten herkese sesleniyorum. Hepsiciğini, Allah'ın sevdiğini, çok şerefli bir mesleğe onlara, mesleği onlara lütfettiğini, tercih ettiğini, özel bir muhabbet ettiğini söylüyorum. Ne olur bu muhabbeti korusunlar. Mecbur olmadıkları halde bu sefer bağlayıcı unsurlardan, iplerden sıyrıldıktan sonra daha yoğun bir din hizmeti versinler. Yazdıklarını kendilerine haram etsinler. Gitsinler yazdıklarına, gitsinler yaylalarına, gitsinler alternatif tatillerine, gitsinler efendim kaplıcalarına, gitsinler memlekete sıla-i rahime ama mutlaka bir portatif rahle olsun yanlarında, dilleri susmasın. Kalemlerin mürekkebi kurumasın. İnsanların doğrularını onaylayan, yanlışlarını lütfenle düzeltmeye çalışan, bu cemiyetteki çürüyüşleri, çöküşleri, kayıpları, kimlik erozyonlarını ne olur arkadaşlar, Allah için uygun bir senle, uygun bir edeple, hadi biz mesleğin başındayken biraz ne bileyim sakallar siyahken sözümüzün ayarını bilemedik, hareketimizi iyi kontrol edemedik. Ya şimdi en olgun yaştayız. Yaşımız 70. Artık olgunlaşmışız. Ne tecrübeleri geçirmişiz. Ham idik. Piştik. Yandık. Elhamdülillah olmuşuz. Hayatımızın en verimli dönemini daha güzel değerlendirelim. Bu cemaat sizin ne uçuk yorumlarınıza katlandı. Ne yanlış davranışlarını hazmetti. Hoca dedi, hacı dedi, alim dedi, mürşit dedi, müezzin dedi, imam dedi. Allah hatırına hafız dedi. Allah'ın kelamını taşıyor dedi. Sizi
idare ettiler, hazmettiler. Sizi pek üzecek bir yorum bile yapmadılar, üstünüze gitmediler. Bakın, hayatınızın en verimli günlerine geldiniz. 50'yi devirdiniz, 60'ı devirdiniz. Bakın artık yani sözünüz olgunlaştı, hareketiniz lokum gibi oldunuz. Bu döneminizi daha güzel kullanın ne olur. Hanımlar siz de öyle. Siz de öyle. Bakın olgun bir hanımefendi oldunuz. Yavaş yavaş sevdiklerinizi cennete veyahut da ahirete gönderince, ahiretin olumsuz tarafını söylemek istemiyorum, onların ölümünden bir duygusallık sizi yakaladı. Ölüme daha çok inanmaya başladınız. Hesaba daha çok inanmaya başladınız. Sözünüzü acaba gıybet mi olur, acaba gönlümü kırarım diye select etmeye, kalburun eleğini daha sık tutmaya çalıştınız. Hepiniz Allah'tan korkmaya, bir daha çağırıyorum ya. Ben de korkuma, korku dozumu, takva dozumu, utanma dozumu, haya dozumu ben de artırayım. Onlar da, siz de artırın ya, yeter artık ya. Hayat bitiyor. Hayat bitiyor. Ben klasik ölümlerden bahsettim. Aslında size klasik ölümler de nasip olmayacak. Küt ölümleri var. Siz bunu duymuş muydunuz? Peygamberimizin hadisinde küt ölümler var. Küt. Ahir zamanda ölüm türünün adı küt ölümleri. Küt. Arapçadaki yeri füceten. Füceten. Hiç ummadığınız adam. Ya daha sabah çay içmiştik. Allah Allah. İnna lillah. Doğru mu söylüyorsun? Bunları dedirteceksiniz. Şaşıracaksınız. Şaşırtacaksınız. Ölümleriniz hep sürpriz olacak. Çok sürprizleri bilirsiniz siz de, zaman yok, ben sürprizlere girmeyeceğim. Bir arkadaşım kahvaltısını yapmıştı. Elinde telsiz piyasayı kolaçan ediyordu. Şurada şu malı buldum. Şurada şu güzel, tam saat 10:30. Bir malı beğendiğini dükkandan gelip götürmelerini söylerken elinde telsiz yığılıverdi. Benden 10 yaş küçük, ölümünün 15. yılı. Sınıf arkadaşım, 37 yıllık arkadaşım, bir Ramazan kaderinde kansersiniz, kolon. Allah şifalar versin, Cumhurbaşkanı'nın atlattığı ve Allah'ın kurtardığı hastalık türünden. Kolon kanserisiniz dediler, ikinci Ramazan kaderinde öldü. Öleceksiniz. Aslında erken olgunlaşmamız da lazımdır. Pazarlık yok, şimdi torunlar gündemde. Ya filanca sakal bırak artık dedim ya. Müezzinliği artık müezzinliği yapıyorsun. Dede. Yavaş yavaş da inişe geçmiş artık yani paletler. Tamamdır. Dedi ki hocam torunlarım sevmiyor ya sakalı dedi. Torun bile engel oldu. Daha önce konjöktürdü. Devletti. Acımasız bir işverendi. Sosyal gerçeklerdi, siyasal vakaydı, şuydu buydu, daha iyi hizmetti. Adını çok şey koydun sen. Allah'a giden yolu kendin tıkadın. İhtimaller yüzünden dini kurban ettin. Dua alacağın yerde eleştirilecek korkusuyla kendi kendini tıkadın. Alkış alacaktın belki, yuhtan koptun. Tebrik edecektin belki, tektir korkusuyla vazgeçtim. İhtimaller ne derler, ne demezler acaba, fakat lakinlere sen daha dinini kurban ettin. Demek ki Bilal gibi imtihana tabi tutulsaydın daha başlamadan işi bitirirdin sen. Bilal gibi, Bilal'in ilk raundu, Bilal'in ringindeki ilk yumruğu yeseydin sen, ilk raundda kafirdin belki sen. İlk raundda Hübel, Usa, Lat, Menat, ne derseniz kabul ediyorum, dokunmayın lütfen diyen birisiydin belki. Ne dersin? Bazen sokakta alacağın hayali tepkilere koca ve yüce dini, Allah'ın uğrunda şehit olmanı istediği davayı doğrarsan, daha alacağın hayali, muhtemel, olası, olmayası da olabilir. Olmayası da olabilir tepkilere bu dini kurban edensen. Demek ki bir ufak üstüne yürünseydi sen orada bitirmiştin bu işi. Herkesi bir daha Allah için. Pazarlık yok. Atana, kabul. Hay hay. Nasıl yapayım? Ne zaman yapayım? Emrin nedir? Ne şekilde? Buna bak sen.